Sayın Cumhurbaşkanı bugün maalesef yine meydanlarda tıpkı geçmişte tıkandığı dönemde ne kadar bu hükümetin bakanları, ne kadar sorumluluk taşıyan iktidar partisinin, AK Parti'nin yöneticileri aylarca televizyonlara çıkıp işte şimdi anlaşıyor, böyle yapıyor, emeklere şöyle promosyon olacak. Sanki kuş konduruyorlar. Ya kimin parasını kime ver? Zaten o emeklinin parasını. Sen veriyorsun yani o bankadan işte şu kadar promosyon olacak bilmem ne. Sayın Cumhurbaşkanı tıkandı ve bugün elhamdülillah diyor. Bir de aman yarabbel alemin. Bu ne pozlar böyle? Orada promosyona dayandı ve promosyonla bir sonun başlangıcı oldu. Bu sonun başlangıcı bir mum gibi eriyen siyasi iktidar ama ülkeyi de mum gibi eriten bir siyasi iktidar. Bugün meydanlara çıkarken siyaset yaptığı o coşkulu dönemlerinde her şeyi üfren emeklilerin bunlara emekli gözüyle bakmayalım. Bunlar nesil yetiştiriyor, nesil. Bunlar torunlarını yetiştiriyor, anne babayı yetiştirirler. Şimdi sağlıklı nesiller için torunlarını yetiştiriyorlar. Bunlara iyi bakmalıyız. Bunlar bize Allah'ın emanetidir diyen, böyle kükreyen bir cumhurbaşkanı. Bugün emekliler aman bir şey söylemesin de şu 10 günü de aşayım da ondan sonrası gene yola revan oluruz. Bir şekilde kotarırız belki havaları içerisinde olan cumhurbaşkanı. Türkiye yanıyor. Türkiye yoksulların kuyruklarda olduğu bir ülke olmayı da geride bıraktı artık. Varlıklı insanlar da artık inanılmaz şekilde hesap kitap yapmaya başladılar. Cumhurbaşkanının adres gösterdiği resmi bir kuruluş olduğu için, yarı resmi diyelim hadi, bir kuruluş olduğu için adını rahat veriyorum. Tarım kredi kooperatiflerinde bile o üç harflerden daha pahalı vitrinlerde ürünlerin yer aldığı bir ülkede insanlarımız market market dolaşıyorlar. Bunlar yakın bir zaman öncesine kadar Türkiye'de Süleyman Demirel hükümetlerinin, Turgut Özal hükümetlerinin orta sınıf diye oluşturduğu ve Türkiye'de balans ayarını bir şekilde gerçekleştiren ve o balans ayarıyla geleceğimizle ilgili hesaplamalarımızı, kuvvetimizi, gücümüzü veya zayıflığımızı hesap ettiğimiz sosyal kitlelerdi. Bunları bile ortadan kaldıran bir siyasi iktidar oldu. Peki bir da döneyim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Özgür Özel'i özellikle emeklileri kışkırtmakla suçlamıştı, eleştirmişti sert sözlerle. Bugün de bir banka promosyonu meselesi üzerinden seçmene aslında belki de bir son hafta taahhüdünde bulunuyor. Zaten son 10 gün. Geçtiğimiz gün Fatih Şahin de AK Parti Genel Başkanı bir çalışma yapılıyor. Olgunlaştığında Sayın Cumhurbaşkanımız sizinle paylaşacak dedi. O çalışma bu muydu acaba? Promosyon meselesi miydi? Yani emekli için şunu diyebilir miyiz o zaman? Seyyanen zam umdu ama promosyon buldu desek yanlış mı olur, yoksa bir son hafta taahhüdü daha bekler misiniz Fikret Bila? Doğru olur Sinem. Şimdi emeklilere verilecek yeni katkının bütçeden değil de bankaların kasasından vermenin hükümetle bir ilgisi yok. O bankalara talimat verecek. İşte emekli maaşınızı bizden almaya devam edin. Emekli maaş hesabını bize getirin. Biz de size promosyon verelim. Bunun sosyal devlete bir ilgisi yok. Emeklilerin insanca yaşamasından sorumlu olan iktidardır. Bankalar değil. Eğer emekliye siz insanca yaşayacağı bir maaş veremiyorsanız bunun sorumlusu iktidardır. Anayasanın sosyal devlet ilkesini uygulamayan iktidardır. Bunu bankalara yıkarak, yükleyerek buradan kurtulmanız mümkün değil. Bankalar bir defaya mahsus promosyon verebilirler. Veya iktidar bir defaya mahsus bayram ikramiyesi verebilir. Ama emeklilerin temel sorunu aldıkları ücretin geçirmelerine yetmemesi. Mesele bu. İktidarın böyle bir sorumlu yaklaşımını görmüyoruz. Emekliler bu dönemin en çok hırpalanan kesimi oldu. İşte en düşük emekli maaşı 10 bin lira, asgari ücret 17 bin lira. Asgari ücretin tarifi adı üzerindedir. Yaşayabilmek için gerekli asgari ihtiyaçları karşılayacak maaş. Emeklilere siz bunu da vermiyorsunuz. 10 bin lira veriyorsunuz. Yani asgari ihtiyaçlarını karşılamayacak bir seviyede emeklileri tutuyorsunuz. Onun için emeklilerin maaşlarına anlamlı bir zam yapılmadığı sürece promosyon verilmesi, bir defaya maaş ikramiye verilmesi sorunu çözmez. Diyelim faiz meselesine. Yani faizlerin bugün artırılması ekonomi politika açısından doğru bir karardır. Klasik ekonomi bakımından. Faizlerin artırılması. Çünkü enflasyon yüksek. Siz enflasyonu düşürmek için talebi kısmak istiyorsunuz. Parası olan vatandaşa diyorsunuz ki paranızı bankaya getirin, TL hesabı açın, biz %50 faiz vereceğiz. Peki bu doğru bir politika mı? Çizgi olarak doğru ama oran olarak doğru değil.
Yani TÜİK'in açıkladığına göre %64-%67 enflasyon var. ENAG'ın açıkladığına göre enflasyon %127. Siz %50 faiz verseniz de parasını faize yatıracak olan mevduat sahibi zararda. Parası eriyor. Onu niye yapıyorsunuz? İşte vatandaş döviz talep etmesin, dolar almasın, altına gitmesin, gayrimenkul talep etmesin. Ama %50 faizde vatandaş yine dolar talebinde bulunacak. Yine altın almaya çalışacak. Parası olanlar. Parası olmayanların zaten umutları işte pazar artıklarından gıda toplamak. Onlar ayrı bir yoksul düzeyi yaşıyorlar. Orta sınıftan bahsettiğinde orta sınıf burjuva demokrasisinin temel dayanağıdır. Orta halli geçinebilen vatandaş burjuva demokrasisinin temel dayanağıdır. Siz orta sınıfı yıkarsanız ki Türkiye'de yıkıldı, demokrasiyi de yıkarsınız. Nitekim demokrasinin de gerilemekte olduğunu görüyoruz. Yani bu tür yoklamalarla bu iktidarın ekonomiyi düzeltmesi mümkün değil. %50 faiz verse banka ne yapacak? Banka dediğiniz kurum para alıp satar. Parayı alırken parayı getiren mevduat sahibine faiz öder. Aldığı parayı da yatırım yapacak olan işletmelere satar kredi olarak. Eğer %50 faiz ödüyorsa enflasyonun altında banka kârdadır. Enflasyonunuz %64 ise kredi verirken %64'ün üzerinde bir faiz oranıyla kredi verir. O da orta ve küçük işletmelerin batmasıyla sonuçlar bu faizi geri ödeyemezler. Türk ekonomisini büyükler tıkamıştır. Onun için radikal reformlar yapmadığı sürece seçime dönük göz boyama politikalarıyla yoksul halkın hayatını düzeltemez, orta sınıfı yeniden güçlendiremez ve ancak halkın gözünü boyayabilir. İşte burada halkın bilinçlenmesi önemli. Muhalefet partilerinin gerçekliğini ortaya net bir şekilde koymaları önemli. Muhalefet ekonomistlerinin de Türkiye'de ne olduğunu anlatmaları lazım. İşte İbrahim kardeşimiz söylüyor. %62 milyar dolar eksidi hazine. Yani hazineyi bitirmiş vaziyetteler. Hazineye bağlanan hortumlardan para çekmeye devam ediyorsunuz. Hiç uçağın inmediği havaalanına para ödüyorsunuz. 20 milyon araç geçecek dediğiniz köprüden 6 milyon araç geçiyor, 14 milyon araç geçmiş gibi para ödüyorsunuz. Bunlar siyasi tercihlerdir. Bu iktidarın siyasi tercihinin sermayeden yana, zenginden yana olduğu da bellidir. Onun için yoksul halkın sadaka ekonomisiyle yetinmemesi gerekir. Bunun için de muhalefetin halkı uyandırması gerekir. Peki, teşekkür ederim Fikret Bilal. Şimdi aslında Sayın Kurum herhalde bu ekonomiden etkilenen kesimin kendisine veya iktidara bir ceza keseceğinin tırnak içinde farkında. Farkında mı acaba diye aslında sorsam daha mı uygun olur? Zira hani işte ne yani emeklilerin maaşına zam mı yapacak CHP yerel belediyeleri yerel yönetimi kazandığında böyle bir yetkisi yok demesi. Konuyu aslında çok da tam anlamadığını mı yoksa konuyu buradan uzaklaştırmaya çalıştığını mı? Gayet tabii ki uzaklaştırmaya çalışıyor. Farkında mı bir ceza yoksa kesilecek? Tabii canım yani halkın yaşadığı ekonomik zorluğun farkında olmaması mümkün değil. Fakat olabildiğince bu ekonomide yaşanan sıkıntılarla yerel seçimler arasındaki bağlantıyı zayıflatmaya çalışıyor. Bir hatırlatalım söylediklerini tamam. İstersen onun üzerine konuşalım. Belki izlemeyen, kaçırmış olan izleyicilerimiz vardır sevgili Can. Bir Sayın Kurum'un ifadelerini hatırlayalım. Başka bir eser olmadığı için pişirip sürekli işte emekli maaşı. Peki yani Cumhuriyet Halk Partili belediye bu seçimi aldığında emekli maaşı mı artacak? Böyle diyor Sayın Kurum. Yani işte dediğim gibi aslında şu anda Türkiye'de ne kadar büyük ekonomik zorluklar yaşandığının kendisi de farkında. Farkında olmaması mümkün değil. Fakat yerel seçimlerde bunun belirleyici bir faktör olmamasını sağlamaya çalışıyor. Ve diyor ki hani ne olacak siz bize oy vermeyeceksiniz, CHP'ye oy vereceksiniz de durumunuz mu düzelecek? Ama gayet tabii ki düzelecek. Nasıl? Bu CHP'li belediyelerin ortaya koyduğu sosyal belediyecilik anlayışıyla bu insanlar, kent yoksulları genel anlamda gayet tabii ki daha olumlu yaşam koşullarına sahip olacaklar. Yani siz bu insanlar üzerinde bu kadar yıkıcı bir ekonomik politika eğer güderseniz, onları sürekli daha fazla ezerseniz, onlara verilecek para yok, öyle diyor Erdoğan. Ama işte Altınok'un şirketlerinden vergi almıyorsanız gayet tabii ki insanlar buna bir tepki gösterir. Bu onlar için bir
kararların tayin edici bir faktördür. Böylesi bir durumda onların yanında olacak bir belediye, yani sosyal demokratik bakış açısıyla yönetilen bir belediye gayet tabii ki onların hayatlarını kolaylaştırmada müthiş bir etken olacaktır.